Merhaba arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kalıp kullanmadan her evde olabileceğini tahmin ettiğim, sadece bir bardakla şekillendirdiğimiz nefis bir un kurabiyesi tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce her zamanki gibi malzeme listesini sayalım. Dolu dolu 2 su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı pudra şekeri, 125 gram yumuşak margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya. Yoğurma kabımıza 125 gram yumuşak margarini, yarım çay bardağı sıvı yağ alıp iyice yumuşatıyoruz. Yumuşattığımız yağın üzerine yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı nişasta ve 1 paket vanilyayı ekleyip yumuşatmaya devam ediyoruz. Krem haline gelen karışımın üzerine azar azar ununu ekleyerek hamuru toparlıyoruz. Her zaman belirttiğim gibi un kalitesine göre un ölçümüz 1-2 kaşık eksik veya fazla olarak değişebilir. Ben toplamda dolu dolu 2 su bardağı un kullanıp hamurun olması gerektiği kıvama getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamur ele yapışmıyor, pürüzsüz bir dokuya sahip kıvamda oluyor. Hazırlamış olduğumuz hamuru ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar yapıp pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Kurabiyelerimizin desenini vermek için tabanı şekilli bir bardak kullanıyoruz. Bardağa önce pudra şekerini, sonra hazırladığımız şekillerin üzerine bastırıyoruz. Pudra şekeri kullanarak hamurumuzun bardağa yapışmasını önlemiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hazırlanması, şekil vermesi oldukça pratik. Sadece bir bardakla farklı bir şekil vermiş oluyoruz. 180 derece fırında 15-18 dakika arası pişirip üzerleri kızarmadan çıkarıyoruz. Her fırının pişirme süresi farklı olur. Kontrollü bir şekilde pişirin. Bir de fırındayken kurabiyeler sertleşip takır takır kalmadı diye bekletip pembeleşmesine izin vermeyin. Kurabiyenin üzerine dokunduğunuzda çökmüyorsa fırından alın. O soğudukça sertleşip ağızda dağılan kıvama gelecektir. Kurabiyeleri iyice soğuttuktan sonra ortadaki yuvarlak kısma yarım çay kaşığı bal damlatıyoruz. Ve balın üzerine de minik minik olan şekerlemelerden bırakıyoruz. Bal yerine reçel veya çikolata da kullanılabilir. Bardak kurabiyesi servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.